Teşekkür ederiz Abdülhamit Hocam. Özellikle de kanon oluşturmuş bazı çalışmaları yeniden bir gözle değerlendirmesi konusundaki hak uyarımız için. Şimdi sözü bir tarihçiden bir sosyoloğa alalım. Sevgili Büşra Nur Topal, kendisi Samsun Üniversitesi İletişim Tasarımı bölümünde araştırma görevlisi. Çapanoğulları üzerine bir doktora çalışması yapıyor. Bugünkü konuda biraz ondan, Arzu Alcı Hafız Şahap'ın göze çarpan görünmezliği, üst zümreleri tarihsel sosyolojiyle çalışmak. Buyur Büşra. Teşekkür ediyorum Cumhur Hocam. Merhabalar. Ben de Abdülhamit Hoca'nın konuşmasının ardından biraz da ortamı yumuşatmak isterim açıkçası. Söylediği her bir şey de üzerine konuşmaya değer önemli şeylerdi. Hafız Şahap'ın göze çarpan görünmezliği dediğimde bir tezat oluşturabilir bu zihinlerde. Ne anlamı geliyor bu başlık? Konuşmam esnasında biraz netleşecek. Hafız Şahap derken kimden bahsediyoruz? Hüviyetinde Zihnizade Ömer Şahabettin Efendi olarak adı geçen, ancak yerel tebaa arasında Arzu Ağacı Hafız olarak bilinen, 1852 doğum tarihli bir Osmanlı erkeğinden bahsediyorum. Kendisi Yozgat doğumlu, ölüm tarihi ise 1920. Peki 1920'de hangi olaylar var idi? Bir kere Çapanoğulların isyan eden son kuşağı 1920'de oldukça faaldi ve Yozgat'ın bugünkü kaderini de belirleyen Yozgat hadisesi gerçekleşiyordu. Bu hadise malumunuz üzere aynı zamanda Çapanoğlu isyanı olarak adlandırılır. Hafız Şahap da bu isyan esnasında Yozgat'ta bulunuyor. İsyana en azından Çapanoğlu aile üyeleri kadar dahli olmamasına rağmen idam edilmeyi, ya idama giden bir sivil şahsiyet diyebiliriz. Kendisi hakkında arşivler incelendiğinde az sayıda belgeye ulaşılabilir. Tez çalışmam için bu belgeleri edindim. Arşivin yanı sıra kendisi hakkında nereden bilgi alabiliriz? Sözlü tarih aktarımları aracılığıyla, halk arasında halen anılıyor olmasıyla ve bu anlatıların bazılarının da yazıya aktarılmasıyla elimizdeki mevcut metinlerden bilgi alabiliyoruz. Bu kaynaklardan birisi de Yozgat Şeyhi'nin sözlü aktarımları. Yozgat Şeyhi, Yozgat'taki özellikle üst zümrelerle de oldukça yakın ilişkiler içerisindeydi ve aktardıkları net bir şekilde metni dökülüyordu. Hafız Şahap ile ilgili anlatısı da Şeyh'in oğlu Ali Şakir Ergin tarafından kaydedilmiş ve bir kitapta Hafız Şahap'a kısa bir yer ayrılmış. Bu kitap Çapanoğulları'nın damadının 1920 Yozgat olaylarında neler yaşadığını, isyan sürecine kendisinin nasıl dahil olduğunu birinci tanık olarak ifade etti. Abdülkadir Bey'in Hatıraları adlı hatırat metni. Bu metinde bir de Hafız Şahap ile ilgili biraz nükteli bir anlatım yer almakta. Ben de bu anlatıya sadık kalarak önce sizlere bu tarihsel olayı sunup sonrasında bir kavramsal çerçeve sunmaya çalışacağım. Bu metinde Hafız Şahap'ın gösterişli, iri yarı bir cüssesi olduğu, daima sarıklı cübbeli gezdiği, inşası kuvvetli olduğu için kahve köşelerinde bir masada oturup zamanın üst makamlarına şikayetname ve dava dilekçeleri yazarak geçinen bir kişi olduğu belirtiliyor. Hafız Şahap bir dönem öyle çok şikayetname yazıyor ki bunlar ilgili makamın dikkatini çekiyor ve gerekli inceleme ve uyarmanın yapılması için bu bir yığın mektup zamanın Ankara valisi Abidin Paşa'ya gönderiliyor. Vali Bey mektupları inceledikten sonra posta görevlilerine emir vererek Yozgat'tan İstanbul'a Hafız Şahap'ın yazısıyla ne kadar posta gidecekse tamamının kendisine getirilmesini istiyor. Tabii Hafız Şahap'ın yazdığı mektuplar arasında dikkat çeken bir mektup daha var. Mektuplardan birinin üzerine, zarfın üzerine şu adresi yazıyor. Abdülhamit Hanı Evvel'in türbesine. Zarfın içerisindeki şikayet mektubunun ilk paragrafını da şöyle bir ibare ekliyor. Şimdiye kadar dirilerinize yazdım, bir yanıt alamadım. Belki ölülerinizin türbesinden bir yanıt gelir diye bu yolu tercih ettim minvalinde bir ibare ekliyor. Bu ibare aslında küçük bir protesto.
Tabii mektup kendisine getirildiği zaman paşa duruma muttali oluyor ve kendisiyle bizzat görüştükten sonra cezalandırılması için bizzat görüşmeyi istiyor ve hafızın Ankara'ya getirtilmesini emrediyor. Tabii metinde oldukça uzun diyaloglar var. Süre kısıtlılığından dolayı kısaca aktarıyorum. Nihayetinde Vali Abidin Paşa kendisiyle görüştükten sonra durumu bir şekilde hoşgörüyle karşılıyor ve Hafız Şahab'a nasihatte bulunarak kendisini Yozgat'a tekrar gönderiyor. Burada Vali Abidin Paşa'nın hoşgörü politikasının da Hafız Şahab'ın görünmezliğini pekiştirmiş olduğunu söyleyebiliriz. Peki sonrasında ne oluyor? Hafız Şahab 1920 yılındaki Yozgat hadisesinde Çapanoğlu aile üyeleriyle Kuvayi Milliyeciler arasında gidip gelerek bir tutarsız kimlik sergiliyor. Bu nedenle de Çerkez Ethem'in Yozgat'ı işgalinin hemen ardından 23 Haziran 1920 tarihinde idam ediliyor. Bu olayla da Hafız Şahab'ın maceralı yaşamı son buluyor. Ben bu olayı fark ettiğimde esasında taşra üst zümrelerini çalışıyordum. Yani Çapanoğlu aile üyelerini incelemeye koyulmuşken bir Arzu Hacı'nın dünyasına uğrayacağımı tahmin etmezdim. Bu olay dikkatimi çekti çünkü Çapanoğlu aile üyelerinin isyana kalkışma serüveninin gölgesine kalmış bir olaydı. Bir Arzu Hacı'nın dünyası ve dönem içerisindeki etkinliği pek de dikkate değer bir olay olarak tarihte yer bulamamıştı. Ancak Hafız Şahab'ın torunları yakın zamanda Çapanoğlu ailesinden birisiyle iletişime geçtiler. Dedeleri hakkında bir bilgi belge olup olmadığını sordular ve elle tutulur bir yanıt alamadılar. Tabii bu durumda aslında bu olayın çalışılmamış olmasının önemini de bir kez daha gösteriyor bizlere. Hafız Şahab'ın torunları geriye kendisi hakkında anlatılar bırakan ve sözlü tarihte yaşayan bir aile büyükleri olmalarına rağmen elle tutulur bir bilgi, belgeye ulaşamıyorlar. Var olan araştırmalar doğal bir yönelimle öncülerin isyanına odaklanıyor demek ki. Biz bunu görüyoruz bu durumdan sonra. Bu nedenle Anadolu taşrasında köylü siyasetinin ya da işte Arzu Halici gibi ya da diğer zanaatlerle uğraşan kimselerin siyasetinin göz ardı edildiğini de söyleyebiliriz. Peki nasıl oluyor da taşrada bir isyan hadisesi etrafında idama götürülmesine rağmen bir Arzu Hacı hakkında bir şeyler tarihte gömülü kalmış halde bekliyor? Hafız Şahap niçin göze çarpan bir şekilde görünmüyor? Ben bu sorulardan yola çıkarak hafızın görünmezliğinin boyutlarını inceliyorum. Ama nerede inceliyorum? Onu görünmez kılan toplumsal mekanizmayı anlamaya çalışarak inceliyorum. Dediğim gibi Hafız Şahap'ı üst zümrelerin yanında görünmez kılan bir mekanizma olmalı. Niçin bir mekanizma diyoruz? Çünkü basit bir denklemle işte toplumda birileri daha görünür olduğu için diğerleri görünmez oluyor şeklinde bir çıkarımdan hareket etmiyorum. Çünkü toplumsal mekanizmanın karmaşık, istikrarlı, aynı zamanda dönüşmekte olan ilişkilerin bileşenlerini taşıdığını düşünüyorum. Süremi çok aşmamaya çalışarak şimdi bu anlatı üzerine nasıl bir metotla durmalıyız ve bu anlatı bize neleri gösteriyor? Ben bu vakayı kendi formasyonum dolayısıyla hem psikoloji hem de sosyoloji disiplinlerinin araçlarıyla ele aldığımda ilkin şu soruyu soruyorum. İsyan ve öznellik arasındaki hatta neler oluyor? Bu sorunun peşine düşerek ağ analizi yöntemine ilgi duydum ben. Buradaki maksadım Hafız Şahab'ın durumunu sosyal varlıklar arasındaki ilişkiler ve ilişkiler ağında aramaktı. Burada sosyal ağ analiziyle temel amacımız aktörler arasındaki sosyal bağ modellerini tespit etmek ve yorumlamaktır. Dolayısıyla az evvel bahsettiğim Hafız Şahab'ı görünmez kılan toplumsal mekanizmayı bağlar ağı olarak ele alıyorum. Nitekim yani ağ analizinde de sosyal yapı bağlar ağı olarak ele alınır. Hafız'ın görünmezliğinin toplumsal yapıda nasıl bir seyir izlediğini ilişkilerde ve kesişimsellikte aramış oluyoruz üst zümrelerle birlikte ele aldığımızda. Ve bu türden bir semptomun aktörlerin kişisel başarı öykülerinden ya da başarısızlık öykülerinden ziyade onları yükseliş ve düşüşe geçiren ilişkilere gömülü olduğunu görmüş oluyoruz. Bu noktada ayrıcalıklı grupların konumları da
bir anlamda sorunsallaştırma yoluna gidiyoruz ve nasıl imtiyaz kazandıklarına, imtiyaz kazanamayanları dışlamayan bir metotla, onları da hikayenin içerisine dahil ederek bakıyoruz. Ben bu bakış açısıyla hareket ettiğimde elit teorisyenlerden Pareto'yu haklı çıkaran bir durum gözlemledim. Bu vakayı açıklayabilecek iki önemli tezi vardı Pareto'nun. Bunlardan birincisi, yukarıdaki seçkinlerin toplumsal değişime katılım hızı oldukça fazlayken, daha düşük sosyal konumlarda olan insanlar arasında değişim hissedilmeyecek derecede azdır, diyor Pareto. İkinci tezi ise seçkinlerin yaşadıkları olayların fark edilmesi ve toplumsal önemi, toplumun diğer üyelerinin yaşadığı kitlesel olaylara göre daha kolay olmaktadır. Bahsettiğim bu iki önemli ilkeyi hem Hafız Şahap hem de Çapanoğlu ailesi aile üyeleriyle birlikte ele aldığımda, ailenin mevcut konumları korumaya ve sürdürmeye yönelik bütün fırsatları değerlendirdiklerini görüyoruz. Ancak buna rağmen kendilerinden daha alt konumda olan insanlardan yeterli desteği alamadıklarını görüyoruz. Ve bu durum ilk ilkeyi desteklemekte. İkinci ilke için şunu söyleyebiliriz. Hafız Şahap bir seçkin aile geleneğine sahip değil, bir arzuacı olarak geçimini sağlıyor. İstanbul'a birçok dilekçe gönderiyor, ancak buna rağmen Hafız bu dilekçeleri yanıt alamıyor. Dolayısıyla kendisinin uzun süreler boyunca dikkate alınmadığı görülmekte. Ancak buna rağmen Çapanoğlu ailesi üyelerinin en ufak eleştirel tutumlarından merkez kısa sürede haberdar olmakta ve alınan hızlı reaksiyon neticesinde olaylar zıtlaşmaya kadar uzanabilmekte. Öyle ki Yozgat hadisesi olarak bildiğimiz hadise, Çapanoğlu Camii'ndeki ufak bir tartışmanın, bir fikir ayrılığının merkeze haber verilmesiyle doğmuş bir hadisedir. Bu kadar kısa sürede merkez tarafından tepki almaları, isyanla kalkışma düşüncesini taşımamalarına rağmen olaylara böyle bir yön veriyor. Bu bahsettiğim iki önemli durumu ileri sürerek toplumsal değişimin seçkinlerin görünürlüklerinin devamlılığı için, seçkinliğin istikrarı için yararlı olduğunu işaret edebiliriz. Burada egemen sınıfların kazanımlarını nasıl sürekli kıldıklarını kavramak, Hafız Şahap'ın bir kazanım elde etme amacıyla fırsatları nasıl değerlendirdiğini veya niçin değerlendiremediğini açıklamak anlamlı olacaktır. Yani Hafız'ın görünmezliğini daha iyi kavrayabilmek için ailenin, seçkin olan ailenin sıçrama dönemlerinde kriz esnasında ne yaptığına bakmamız gerekecektir. Tabii baktığımızda ise onların kriz dönemlerinde daha yumuşak ve ılımlı söylemleri benimsediklerini görürüz. Bu taktik seçkinlerin mevcut konumlarını korumaları ve daha da ileriye götürmelerini sağlayacaktır. Bu noktada Paretocu bir yaklaşımla döngüsel, dolaşımsal bir tarih anlayışını savunabiliriz. Uzun süreler devleti üslümlü olarak hizmet eden ileri gelenler ile tebaa arasında aşağıdakiler ve yukarıdakiler biçimde bir zıtlık ilişkisi kurmanın fazla basitleştirici olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bütün bir tarih elitler arası mücadeleden ibaret değildi. Dolayısıyla devletin yasaların muhatabı da yalnızca bu zümrelermiş gibi algılanmamalı. Böyle bir okumayla taşrada herhangi bir zanaatle uğraşan kişilerin siyasete dahil olan pratiklerini, faaliyet alanlarını incelenebilir kılmanın önüne geçiyor. Oysa zaten başta arzuhalci olarak bir arzuhalci olmasıyla Hafız Şahap'ın kendisi de devletin yasalarına vakıf bir kimse. Ancak ona beceri kazandıran veya onu bazı becerilerden mahrum kılan bir habitus var. Onu kendi konumundan ileriye taşıyamıyor. Sıçrama yapmasının önüne geçen bir toplumsal mekanizma söz konusu. İşte bu nedenle onun dahil olduğu bağlar bir zıtlık ilişkisi oluşturmuyor. Üst zümrelerle aynı mekanizma üzerinde olduklarını düşünüyorum. Nedir bu mekanizma? Burdiyocu anlamda üst sermaye olarak devlet diyebiliriz. Burdiyo'nun dediği gibi devlet bir üst sermaye sahibi olarak öyle bir alandır ki failler bu alan içerisinde diğer alanlar üzerinde iktidar sahibi olmanın mücadelesini verirler. Hafız Şahap'ın güç ilişkilerine meydan okuma girişimine baktığımızda üst sermaye tarafından belirlenen bir alan içerisinde kalarak mücadele verdiğini kolaylıkla görebiliyoruz.
Bu noktada yalnızca ekonomik kaygılarla hareket ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü yani çok fazla dilekçe yazıyor ya da şikayetname gönderiyor ama bunu evet geçimini sağlıyor bu sayede ama yalnızca ekonomik kaygılarla böyle davrandığını dile getiremeyiz. Çünkü üst sermaye arzu halcinin durumunu farklı biçimlerle yeniden üreten bir işleyişe sahip ve Hafız Şahab'ın eylemleri de bu alan içerisinde belirlenmekte. Burada çift yönlü bir belirlenme var. Öyle ki bu belirlenmenin soyla ilgisi yok. Tamamıyla alanın kişileri sunduğu fırsatları değerlendirebilecek beceri ve yatkınlıklarla alakalı bir şey. Niçin soyla ilgili değil? Yozgat hadisesinde Çapanoğullarından olup Hafız Şah'a bile ortak bir kader olan bir kişi daha var çünkü. Çapanoğlu ailesinden Halit Bey. Benim Çapanoğlu Brothers dediğim isyanda öncü rol oynayan üç aktör var. Bu kişiler Edip Celal ve Halit kardeşler. Üç kardeşin yönelimlerine baktığımızda Edip ve Celal Beyler uzun süreler boyunca devlete üst düzeylerde, üst düzey görevlerde hizmet etmiş. Örneğin mutasarrıf olarak hizmet etmiş. Ailenin ağayanlık geleneğini sürdüren son iki isim. Ancak Halit Bey'e baktığımızda Yozgat'ta çiftliğinde yaşayan bir kişi iyi bir tahsil alamamış ve Yozgat'tan hiç çıkmadığını görüyoruz. Dolayısıyla onun devlet yapılanmasıyla ilişki kurma biçimi de bir o kadar fevri kalıyor. Diğer kardeşler daha rasyonel planlamalar yaparak hareket ederken kardeşlerden Halit Bey çok fevri davranışlar sergiliyor. Mesela Çapanoğlu Camii'de yaşanan o ufak gerilimde silahına sarılabiliyor. Tabii isyan süreci başladıktan sonra eşkıya çeteleriyle ilişki kuruyor. Ve diğer kardeşlerini de bir anlamda isyanı sürüklüyor diyebiliriz. Bunu nereden öğreniyoruz? Kardeşlerden Celalettin Bey hatıratında esasında isyan düşüncesinin olmadığını, bizi isyanı Halit mecbur bıraktı ifadesiyle dile getiriyor. Edip ve Celal Beyler dil biliyorlar, metin yazma kabiliyetleri var. Mesela Edip Bey Ebu Ziya Matbaasında kitap bastırıyor. Meramını kaside yazarak açık ediyor. Kime yazıyor? Reşit Akif Paşa'ya 3 kaside yazıyor mesela. Dolayısıyla incelikli bir siyaset yürüttüğünü görüyoruz. İşte kardeşler arasındaki fark da olduğu gibi Hafız Şahap da bir mutasarrıf değil, vali değil ve ailesinden kendisine devlete hizmet etme gibi bir beceri ve yatkınlık tevarüz etmiş değil. Bu nedenle devletle ilişki kurma biçimi, devletle konuşma biçimi merkez açısından makbul bir konuşma tarzı değil. Onda var olmayan, var olmadığını gördüğümüz bu yatkınlık onun öznerliğinin boyutlarını da biçimlendiriyor. Dolayısıyla bir tarihsel dönemi ve o dönemin aktörlerini incelerken bu bahsettiğim habitusun belirleyiciliğini göz ardı etmemek gerekir diye düşünüyorum. Toparlayayım kısaca. Seçkinlerin kazanımları ve görünürlüklerinin sosyal ağlar etrafında korunduğunu düşünüyorum. Elitler devletle ve sermaye ile kurdukları yakın temas sayesinde burdiyocu anlamda oyunun kurallarına ve işleyiş mantığına vakıf oldukları için kendilerini seçkin kılan zemini doğrudan ortadan kaldırmaya girişmiyorlar. Kendi ayrıcalıklarını sonlandıracaklarının farkında olduklarında ılımlı söylemleri benimseyerek geri çekilme metodu uyguluyorlar. Dolayısıyla onların isyan pratiğinin bir eşkıya gibi ileri giden ve düzeni bozan bir pratik olmadığını görüyoruz. Oysa itaat ve hürmetin olduğu bir yöneticiyle bir mesafe söz konusudur. Bu mesafe etkinlik ve edilgenlik ilişkisi üzerinde yükseldiği için kriz dönemlerinde bazı kimselerce test edilir. Bu mesafenin doğru dönemde test edilememesi ya da inceltilmiş siyasetten yoksun bir şekilde uygun düşmeyen bir ideolojik yatkınlıkla test ediliyor olması bizim bugün değerlendirdiğimiz, sizlere sunduğum tarihsel olayın maksadını değiştirebilme, yani maksadı farklı olsa da farklı bir şekilde yön verebilme gücüne sahip oluyor. Yani amaç çok farklıyken kişiler bir işlev karmaşası içerisine düşebiliyorlar. Burada bitiriyorum. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.
Sevgili Büşra, çok teşekkür ediyorum. Zamana da riayet ettiğin için de ayrıyeten bu oldukça bilgilendirici ve biraz teorik çerçevesi de olan sunumun için. Şimdi